Herkese merhabalar, ben Emre Boslu. Bugünkü videomuzda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün parfüm olarak bildiğimiz Bourjois de Paris markasına ait olan Soir de Paris parfümünü tanıtmak istiyorum. Bu parfümümüz aslında kolonya formunda olup üretimi durduran bir parfüm. 1928 yılında üretimi başlayan parfümümüz 1969 yılına kadar üretimi devam etmiştir. Bu tarihten itibaren üretim durdurulmuştur ta ki 1992 yılında parfümümüz tekrardan üretilmeye başlamıştır. Fakat bu parfüm kolonyadır. Yani aslında parfüm formunda değil %10 ve altında, yani %5 ila 8 bandında üretilen bir kolonyadır. Kolonyalarda ise ana etken madde hissiyatları %3'e kadar düşmektedir. Fakat parfümün Atatürk tarafından kullanılmasının bizim için önemli bir yeri olduğundan biz de bu parfümün tekrar üretilmesi için çalışmamıza başladık. Birkaç gün önce bana bu parfümün numunesi gönderildi ve ben parfüm dedikten sonra tamamdır, bu parfümü üretime alabiliriz dedim. Parfümümüzün ana hissiyatlarına gelmeden önce nüanslarına bahsetmek istiyorum. Nüanslarında pudramsı hissiyatla Iris o kadar iyi bir etkiye sahip ki parfümümüzde daha çok direnç seviyesinde bir zihin ferahlığı var. Yani bu ne demek oluyor? Parfümümüz aslında bir parfüm gibi değil demiştik başlarda. Şimdi bunu söylemek istiyorum. Parfümümüzü ilk sıktığımızda parfümde kolonya hissiyatı hafif, ama bu bir limon kolonyası değil. Burada bahsetmek istediğimiz şey daha çok parfümün oradaki tema geçişi. Parfümün içerisinde 14 farklı nota var. Bunların ise içlerindeki nüans karışımıyla beraber tabii ki bu hissiyatlar zaman zaman 20-25'e kadar çıkacaktır. Ki bu da parfüm hissiyattan ziyade sizin kullanım şartlarınız, hava şartlarınız ve üzerinize giydiğiniz elbise, ten yapınızla değişiklik göstermektedir. Ama minimum düzeyde 14 farklı hissiyat mevcuttur. Parfümümüzün üst kısmındaki ilk notalarına geldiğimiz zaman menekşe, şeftali, kayısı ve bergamot vardır. Burada hissiyatlar şuna bölünüyor. Kayısı olduğu zaman ya da şeftali olduğu zaman biz nasıl bir hissiyat alabiliyoruz? Kayısı olduğu zaman hissiyatlar birazcık daha evriliyor. Yani oradaki menekşe hissiyatını destekleyen bir tatlılık hissiyatı var. Ama tatlı hissiyatını almıyorsunuz. Orada direnç seviyesinin artırmasını sağlıyor yani burada. Ferah, çiçeksi, çiçekten kastım ilkbahar çiçekleri olan menekşe, yani mor yapraklı çiçekler dediğimiz lavanta, menekşe, iris gibi mor yapraklı çiçekler hissiyatı başlıyor. Dolayısıyla burada bir ferahlık seviyesi mümkün. Bu parfümün kolonya olarak üretilmesinin ana sebebi de bu zaten. Çünkü şimdi ikinci kısma geldiğimizi anlayacağız. Parfümün orta notlarında neler var? Parfümün orta kısmında ise iris'le başlıyor. Daha sonrasında heliotrop ve güle devam ediyor. Ylang ylang, jasmin ve vali zambaya devam ediyor. Bu demek oluyor ki parfümümüz ilkbahar teması başlangıç, pudramsı hissiyat, iris, mor yaprak çiçekler bölümü başlıyor ve devam ediyor. Daha sonrasında ylang ylang dediğimiz zaman orada bir taşıyıcı yağ var ve sonrasında ise ne oluyor? Jasmin ve vali zamba, yani beyaz çiçek kısmı. Bu taraf parfümün direncini artırıyor ve kalıcılığını sağlıyor. Fakat iris dediğimiz kısım ise ve mesh dediğimiz kısım ise parfümün daha çok ferahlatıcı ve rahat kısmında kalıyor. Yani bu sizdeki o ferahlık duygusunu bu kısım sağlıyor. Bu parfümün genel kullanıma uygun olmasını kolonya olarak yapılmasının ana sebebi bundan kaynaklı. Normal parfüm formunda formüle edilseydi muhtemelen migren ağrısı olan kişilerde baş ağrısı yapacaktı. İnsanı yoracaktı. Fakat parfüm aslında kolonya formunda yapılmasının ana sebebi buydu. Yani herkes kullanabilsin, kolonya formunda olsun, ferahlatıcı bir hissiyat olsun ve insanın zihnini açsın, zihnini ferahlatsın ve rahatlatsın amacıyla yapılan bir parfüm olmasının ana sebeplerinden tanesi de burası. Parfümümüzün temel kısmına geliyoruz. Bu kısımda ise amber, misk, sandal ağacı ve vanilya var. Vanilya, misk destekleyici ki bir anlamda çekici hissiyatı var. Parfümümüzün ana hissiyatlarında 4 mevsim kullanıma uygun, yaş sınırımız asla olmayan bir parfümdür. Fakat şöyle bir durum var. Ben karakteristik olarak vurucu, çekici, etkileyici istiyorum diyorsanız bu parfümü çok tavsiye etmiyorum. Biraz daha ben ferahım, ben rahatım, ben daha dikkat çekmekten ziyade girdiğim ortamlarda insanlar bana parfümün güzelmiş hissiyatını sevdim. Daha cool bir hissiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir hissiyat arıyorsanız, biraz daha olgun, avantgard bir koku istiyorsanız tavsiye ederim. Bence 24 saat kullanabilecek, etkisi iyi bir koku. Parfümümüzün ana kısmı bu şekilde ve parfümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen bir ay içinde, yani Kasım ayının ortasına kadar parfümümüz artık listemize yer almış olmasını bekliyorum. Bir önceki videomuz bu şekilde değildi. Bu videom biraz daha eski videolarıma yönelik bir video oldu. Konuşma şeklim biraz daha duraksayarak, biraz daha muhabbet ortamı çerçevesinde oldu. Diğer videoda bu şekilde çekilmesini istenmiş. Yorumlara yazarsanız, Atatürk'ün parfümle ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Video süreciyle ilgili yazabilirsiniz. Çünkü bundan sonra artık neredeyse her hafta en az bir tane uzun videomuz olacak. Tabii ki bu süreçle ilgili de sizin yorumlarınıza göre biz de bu süreci yönlendirip, revize edip değiştireceğiz ve bir sisteme oturtmayı planlıyoruz. Amacımız sadece bir parfümü satmak değil. Amacımız sizlere en iyi bilgiyi en doğru kaynaktan ulaştırmak. Keyifli seyirler diyorum. Şimdiden hoşça kalın. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bay bay.